Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün arkadaşlar TNC lisans 4.0'ı inceleyeceğiz. TNCTR.com'a özel yaptığım, hazırladığım command prompt line, yani CMD ekranıyla işlemleri yapabileceğiniz bir lisans aracıdır arkadaşlar. Bugüne kadar indirdiğim ve aralarında da beğendiğim lisanslar olmuştu. KMS sunucularına bağlı olan lokal vesaire lisans yapan içerikler mevcut. Ben bunların hepsini bir araya getirdim. Popüler olanlarını, rahat ve kolay kullanımlı olanları. Dolayısıyla tek dosya halinde içeriği topladım arkadaşlar, paketledim yani. tnctr.com'da konusu var. TNC lisans aracı 4.0 Türkçe. Bunu bugün güncelledim. Bunu videoda belirtelim arkadaşlar. Ekran görüntüsü bu şekilde. Birazdan açacağım, göreceğiz. Evet, benim kendi blog sayfamda da var arkadaşlar. geniolinux.tr.blogspot.com burada. Burada da bu şekilde ekledim. Lisans yapabildiği sistemleri de detayları bu şekilde ekledik. Forum donanımarşivi.com'da da arkadaşlar konu var burada. Dolayısıyla lisans araçlarının detayları burada yazıyor. KMS MapStore üstadımızın hazırlamış olduğu geniş kapsamlı bir lisans aracı var arkadaşlar. Ben bu lisans aracını da kullandım kendi çalışmamda. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Mükemmel çalışma gerçekten arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi benim hazırlamış olduğum KMS lisans aracını açalım. Zip'ten çıkarıp indirdiğimizde içinden çıkan dosyalar arkadaşlar. TNC lisans dosyasına sağ tıklıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz arkadaşlar. Evet, karşımıza böyle bir ekran geldi. Bunu aşağı çekelim. Burada birinci sıraya Windows 11 10 lisans için 1 Enter. Windows 8 8.1 lisans için 2 Enter. Windows 7 lisans için 3 Enter. Windows 7 UEFI lisans, UEFI kurulumlar için arkadaşlar. Eğer UEFI kurulu Windows 7 varsa 7, bu lisansı kullanacaksınız arkadaşlar. Windows 10 11 ofis programları topyekün lisanslamak için 5 Enter. Lisans kontrolü için, hatta bir yapalım lisans kontrolü. 6'ya bastım. 6 Enter yapalım. Evet, burada lisansımı gösteriyor benim arkadaşlar, gördüğümüz gibi. Durum lisanslı diyor. Sistemimi gösteriyor vesaire. Bunu kapatalım. Ondan sonra Windows lisansını kaldırmak istiyorsanız 7 Enter. Office lisansı için 8 Enter. Mevcut lisanslarını yedeklemek için 9 Enter. Basalım 9 Enter'e. Burada arkadaşlar lisansımız şifrelerimiz görünüyor. Dolayısıyla burada ofis programı varsa da burada çıkacaktır aşağıda. Kaydet yapıyorsunuz arkadaşlar. Masa üstüne kaydedin. Kendinizi manuel olarak bilgisayarım özelliklerden Windows lisans etkinleştirme bölümünden etkinleştirirsiniz arkadaşlar. Bunu da ben Türkçe'ye çevirdiğim bir ufak bir uygulamacık. Ama çok iş görüyor. Yani bunu da eklemiş bulunduk arkadaşlar. Dijital lisanslama için bunu bugün güncelledim. Çok beğendim. Kolay diye 10 Enter yapıyorum. Böyle bir ekran geliyor karşımıza. Bunu Windows 11'de de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hivit ve KM238, KMS 38 diye geçiyor. İkisinden birini kullanabilirsiniz buradan. Aktif dediğiniz an dolayısıyla aktivasyon işlemi başlıyor arkadaşlar. KMS Suite lisans aracını çalıştırmak için burada konuda göstermiştim biraz evvel. KMS lisans aracı. En son versiyonu ve versiyon 9'u ekledik. Dileyen bu şekilde de kullanabilir. En son aşamada sistemi yeniden başlatmak için 12 Enter dediğimizde sistem şu an yapamam. Kayıt yapıyorum. Enter dediğimizde, yani lisans işlemi bitti. En son aşamada 12 Enter yapıp yeniden başlatabilirsiniz. Veya normal başlattan kendiniz başlatabilirsiniz de. Fark etmez. Onu da koymuş bulunduk. Desteklediği sistemler burada yazıyor arkadaşlar. Windows 11, 18, 1, 8, 7, 32, 64 bit. Windows Server 2008, 2012, 2012 R2, 2016, 2009 Office, 2010, 2013, 2016, 2019 Volume. Volume sürüm olmasına dikkat edin arkadaşlar.
Lisanslar daha çok volüm destekli. Yani lisansların daha basit ve kolay olması için volüm destekli olan işletim sistemleri ve ofis programlarını kullanmanızı, kurmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, TNC lisans aracı versiyon 4.0'ı bu şekilde inceledik. Kapatalım, tekrar açalım. Yönetici olarak çalıştır. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Basit bir arayüze sahip. Ben bunu WinRAR'la şey yaptım, SFX yaptım. Paketleme yaptım yani. Bu CİME'de ekran arkadaşlar. Burada da simgesi var. Simge var bir tane. Bunu da ben simgeyi de kendim koydum. Yani simgeli olsun diye. Basit bir araç ama kullanımı kolay, pratik, işinizi görecek şekilde dizayn ettim. Hani böyle karmaşık şekilde bazı lisanslar var. Ne olduğunu anlayamıyorsunuz ya da reklam zombisi gibi. Bir zaten kullandığım içerikler reklam kesinlikle yok, sıfır. Tarama da yaptırın tabii ki, bir antivirüs programı vesaire. Genel itibariyle temiz. Bazılarına uyarı verebilir hassas antivirüs programları. Onları da aldırış etmeyin. Herhangi bir şey yok. Sistem sonuçta lisans, yani sistem dosyalarını değiştiriyor. Lisans işlevi olduğu için. Dolayısıyla antivirüs programları ileti uyarı verebilir. Geçici olarak böyle işlemlerde askıya alırsınız arkadaşlar koruma programlarınızı. Dolayısıyla işlemleri daha sonra rahat şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet net bir şekilde, anlaşılır bir şekilde tablo bu şekilde. Herkesin anlayacağı şekilde ben dizayn ettim. Farklı bir şeyler olursa ekleme yapabiliriz belki ileriki safhalarda. Ama şu an için bu haliyle yeterli diye düşünüyorum. TNC lisans aracını. Evet arkadaşlar. Ben böyle bir arayüz inceleme vesaire bir yapayım dedim. Bir kontrol edelim. Nedir ne değildir diye. Ben kendi Windows'u şu an 10 kullanıyorum. Bu lisans aracıyla Windows 10 lisansladım. Dolayısıyla şu an lisanslı kullanıyorum. Dijital lisansla yaptım. Yaklaşık 10 saniye içinde lisans yaptı. Dijital lisans yapacaksınız arkadaşlar. Bir de bunu ilave edeyim. İnternete bağlı olun. Windows Update'i açın kısa süreliğine. O internete bağlı olun ki dijital lisans işlem yapsın. Dolayısıyla gereksinim var böyle bir şeye. Bilginiz olsun diye söyledim. Bu aynı durum ofis için de geçerli. Online olup internete Windows Update'in kısa süreli açık olması gerekmekte. Daha sonra kapatabilirsiniz lisans olduktan sonra. Dileyen update'i kapatabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siteler üzerinde de gösterdim. Videomun altına linkini eklerim. Bağlantı linklerini incelemek isteyenler için. Dolayısıyla dileyen incelemelerini yapar. Görüşlerini bildirir. Yorum yapmak isterseniz yapın. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa, eksik bir gözden kaçırdığımız bir şey eklerseniz ben de yardımcı olurum. Düzeltmeye çalışırım. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle arada bir video çekiyorum ama içerik üretmek lazım tabii ki. Makinam, donanımım çok ileri seviye olmadığından dolayı çok fazla aşırı şey işlemler yapamıyorum. Umarız ileride yaparım. Bir daha iyi bir makine temin edebilirsem. i3 makine arkadaşlar. 8 GB RAM var işte. SSD 256. Şimdilik benim işimi görüyor tabii ki. Bunu bulamayan da var. O da ayrı konu. Evet arkadaşlar, fazla uzattım galiba. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Saygılar, sevgiler. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.